Arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere genç söylem programı çarşamba günleri saatleri 20.00'ı gösterdiğinde Hedef TV ekranlarında yayınlanmaktaydı. Fakat bu hafta yayınlayamamamızın sebebi Çayırova Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın yaş akdinden dolayı görevine son verildi. Başka bir arkadaşı devredeceğinden dolayı etik olmayacağını düşündük. O yüzden bu hafta programımızı yapamıyoruz maalesef. Ben canlı yayında açıklayacaklarımı bu şekilde açıklamak istedim. Bu arada çarşı ve mahalle bekçilerine selam olsun. Konu onlar yine tabii. Bildiğiniz üzere bizler buralarda canlı yayında sürekli dile getirdiğimiz bazı konular vardı. Nelerdi bu konular? Çarşı ve mahalle bekçileriyle alakalı. Çalışma saatleri, barınma hakları, icraatleri ve moral ve motivasyonla alakalı bir konuşma gerçekleştiriyorduk. Bunun üzerine artık dedi ki konuşmak olmaz, icraatlara başlayalım biz de. Onlar gibi, onların yaptığı gibi icraatlara başlayalım dedik. Darıca Kaymakamı Sayın Yüksel Karabey ile bir görüşme talebinde bulundum. Ve sağ olsun özel kalemi Hasan abimiz, teşekkür ediyoruz ona, bize çok yardımcı oldu. Hemen ayarladı ve biz Kaymakam Bey'imizle görüştük. Darıca için aslında bir nebze güzel. Ama tabii hoşunuza gider. Büyük ihtimalle hoşunuza gider ama bilemiyoruz orasını. Konuştuk, görüştük. Çok olumlu yaklaştı bana. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tam bir devlet adamı. Ben böyle bir mütevazi bir insan veya bir kaymakam daha görmedim. Diyeceksiniz ki kaç tane kaymakam gördünüz? Çok gördük ama bunun gibi kibar, nazik bir beyefendi kimliğini ben daha önce hiç görmedim diyebilirim. Evet, aslında çok da uzun tutmayacağım bu videoyu. Şundan dolayı bir hakkı alma ihtimalimiz var arkadaşlar. Nedir? Barınma hakkı arkadaşlar. Barınma hakkı dediğimizde öyle ev, yurt falan düşünmeyin sakın. Barınma hakkı şuydu. Çarşı ve mahalle bekçileri akşamları bildiğiniz üzere 8 saat çalışıyor. Saatler 22.00'ı gösterdiğinde genelde Darıca için konuşuyorum. Görev alıyorlar. Sabah 06.00'da da batışından doğuşuna kadar çalışıyorlar bildiğiniz üzere. Ve bu arkadaşlarımız saat gecenin bir yarısında ihtiyaçlarını görecekleri bir yer yok. Çay içecekleri bir yer yok. Yemek yiyebilecekleri yer yok. Kışın o karda, daha geçen hafta yaşadık biz bu kar olayını. O karda ısınacak yerleri yoktu. Kaymakam Bey'e bunu ilettim. Şimdi barınma hakkında şunlar var arkadaşlar. Kendilerine söylediğimde dedi ki tamam dedi, ben dedi bunu çözmeye çalışacağım. Nasıl çalışacağım dedi. Şöyle çalışacak. Hemen ilgili müdürü davet etti odasına. Müdür Bey geldi. Dedi ki karakollara, belediyeye, müftülüğe, bu tarz kamu kuruluşlarına bir yazı geçelim. Gece açık olabilecek yerleri veya belediyenin güvenlik noktaları var biliyorsunuz sahillerde, Sancaktepe gibi yerlerde. Oralarda yarım saat, 20 dakika civarında bir çay içme molası, yemek yeme molası ve ihtiyaç giderme, ısınma molası verme taraftarı olarak bir yazı yazdırdı. Tabi Emniyet Müdürlüğümüze de gitti bu yazı. Biliyorsunuz Darıca Emniyet Müdürlüğü'nün altında karakol bulunuyor. Mesela oraya yakın mahalleler karakola gelip çayını içecek, yemeğini yiyecek, kendini ısıtacak, görevini icra etmeye devam edecek. Bunun akabinde diğer bölgelerde mesela en uzak Bayramoğlu, şu anda Bayramoğlu'na emniyet müdürlüğü yapılıyor. Fakat yapılana kadar yine oralarda halk evleri olabilir, mahalle konakları olabilir, bilgi evleri olabilir gibi bir yazı göndereceğini söyledi ve talimatı da bu yönde oldu. Ya yani en azından bir çay içebileceğiniz bir yer, yemek yiyebileceğiniz bir yer, ihtiyaçlarınızı gidebileceğiniz yer ve ısınma gerçekleştirebilecek Darıca çarşı ve mahalle bekçileri hayırlı olsun. Ben buna inanıyorum. Darıca Emniyet Müdürümüz Şahisler Hanım da buna ciddi anlamda destek verecektir. Kendisi de gerçekten çok mütevazi ve işinin ehli olan bir insan. Ben buna inanıyorum. Darıca'da o ki asayiş ciddi anlamda sağlanmaya başladı. Çarşı ve mahalle bekçileri icraatlerinden bahsettik. Kendisi memnun. Zaten önünde şöyle bir dosya vardı. Hepsinin tutanağı var biliyorsunuz. Ceza tutanağı. Ceza tutanaklarının hepsinde çarşı ve mahalle bekçilerinin adı yazıyor.
İkinci bir konu moral. Dedim ki Sayın Kaymakamım, Çarşı Mahalle İlçe 6+1 çalışmakta ve bundan dolayı da aile içerisinde ister istemez problemler yaşamakta. Bundan dolayı moral motivasyon, evet Emniyet Müdürlüğü buna psikolojik destek veriyor. Ama tabii bu sadece bununla olmuyor, maalesef yetmeyebiliyor. Yani sonuç itibariyle insanlar sadece bir doktor tedavi edecek diye bir şey yok. Tamamen yaşamsal boyutta da tedavi edilebiliyor. Bununla alakalı çalışma yapacağını söyledi kendisi. Ama tabii normalleşme sürecine giremedik daha henüz. Maalesef ülkemize bir illet geldi. Kurtulmak bilemiyoruz. Çalışma saatlerine gelince, çalışma saatleriyle de alakalı. Dedim ki Sayın Kaymakamım, İstanbul'da 1+1 çalışılıyordu. Şu anda 2+1'e dönüldü. İnşallah dedim, biz de burada böyle çarşı mahalle geçişlerini görmek isteriz dedim. Çünkü daha icraatleri daha çoğalması, daha aşkla, daha şevkle çalışabilmeleri için bu gerekli. 2+1 olur, 3+1 olur. Hani en azından bir insanlara yaşamsal boyut vermemiz lazım. Sosyal hayatları bitmiş zaten o arkadaşlarım. Bunu dedim, kendisine ilettim. O da dedi ki, gene aynı şekilde sözünü aldık. Dedi ki, normalleşmeye gittiğimiz zaman söz, gerekli mercilere görüş almak şartıyla dedi, bunu yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem çok güzel olur dedi, ben de isterim dedi kendisi. Çok olumlu davrandı. Ben buradan öncelikle tekrar Yüksel Bey'e çok teşekkür ediyorum. O mütevaziliğiyle. Gerçekten, yani ben bilmiyorum ama koltuk sevdalısı bir adam değil gerçekten. Hakikaten bir devlet adamı ve o koltuğa çok yakışan bir beyefendi diyelim. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Çarşı ve mahalle bekçilerine teşekkür ediyorum. Polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah polislerimizin de 3600 ek kanunu çıkar ve onlar da bunu alır. İnşallah çarşı ve mahalle bekçilerine yıpranma payı verilir. Askerlerimize, komandolarımıza, Mehmetçiklerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bizler bütün genel kolluk adına, bütün güvenlik güçlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Benim bazı kesimlerden çarşı ve mahalle bekçilerin neden bu kadar üstelendiğimi sorduklarında ben cevap veriyorum. Fakat şunu bir şey durum var. Şu anda o personellerin, o kardeşlerimizin kimse konuşmuyor. Ancak kötülüyoruz. Neden kötülüyoruz? Ceza yazdı. Ya kardeşim takmaz ki. Ya bu arkadaşlar yazmasa başkası yazacak. Ya illaki bu ceza yazılacak. Usluptan bahsediliyor. Evet gerçekten doğru. 30 bin tane bekçinin belki 5 binde usluk bozukluğu vardır. Belki hepsi birer ilçeye dağılmıştır. Var yok değil. Ama ben sizden yine rica ediyorum. Ciddi anlamda bir düşünün, bir empati yapın. Empati yaptıktan sonra da ona göre bir davranın, bakalım. Eğer ki size yine uslupta yanlışlık yapıyorsa o arkadaşın kanında vardı bozukluk. Onunla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama ben şahidim. Çatalca'da çarşı mahalle bekçisi beni çevirdi. Beni tanımazlar sonuçta. Beni nereden tanıyacaklar bunlar? Taksim'de çevirdi. Kartal'da çevirdi. Pendik'te çevirdi. Memleketim olan Tokat'ta, Turhal'da hatta beni çevirdi ve ben hiçbir şekilde hiçbir problem yaşamadım. Kimliğimi gösterdim. Geçtim. Yasak saatteydi. Basın mensubu olduğumu gösteren bir kimlik kartımıza, Gebze Gazeteciler Cemiyeti'ne ait onu gösterdim. Geçtim. Ve hiç kimse bana uslupla alakalı kötü bir şey söylemedi. Lütfen. Bütün değerli vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu uslupla yaklaşırsanız hiç kimse ama hiç kimse moralinizi bozmaz ve siz de seveceğinizden eminim. Ben herkese teşekkür ediyorum. Selam olsun Gece Kartalları'na diyorum ve haftaya çarşamba günü 23.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.